Veri basın mensupları, bildirdikleri hepiniz hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun. Bağımlı Türkiye'de gündem aslında çok hızlı değişir. Özellikle siyasette gündemin başında sabah bir madde oturup, öğleden sonra başka bir gündem, akşam başka bir şey konuşuyor. Fakat şu son birkaç haftadır, hatta aylardan beri yapılan zamlar ve hayat pahalılığı gündemin birinci sırasına oturdu. Daha uzun bir sürede gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Belki her gün farklı bir boyutunu konuşuruz. Bir gün elektrik zamları, bir gün liradaki KDV indirimi, bir gün akaryakıt zamları, bir gün ücretleri ama neticede hepsi hayat şartlarıyla, hepsi vatandaşın geçimiyle alakalı başlıklar. Ve bunlar halen yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Bu son günlerin en çok tartışılan hususlarından bir tanesi, başlıklarından bir tanesi elektrik fiyatları, elektrik faturaları. Batman'ın üçüncü günü muhtarlarla bir araya geldik. Sanayi ve Ticaret Odası'yla bir araya geldik. Bazı çiftçilerle bir bunun farklı kesimlerle konuştuk ama elektrik faturaları hepsinin gündeminde diyebiliriz. Ya da daha geniş bir tabirle mevcut. Yani elektrik, akaryakıt, doğalgaz, toplumun her kesimde gündemde. Gerçekten faturalar özellikle de dar gelir insanları canından bezlemiş halde ve pek çok kişi faturalarını ödeyemeyeceğini, ödeyecek durumun olmadığını. Sadece elektriğin fiyatından kaynaklanan şikayetler yok. Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızla görüştüğümüzde tekstil sektöründe çalışan 40 bin kişinin önemli bir kısmının bu hal böyle devam ederse işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Tekstil sektöründe çalışan on binlerce kişinin elektrik faturalarının kabarıklığı nedeniyle bu atölyelerin kapanması durumunda işlerini kaybetmesi zaten Batman gibi işsizliğin Türkiye ortalamasının epey üzerinde olduğu bir yerde çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Akaryakıt zamları özellikle mazot fiyatları çiftçi açısından da çok ciddi bir sorun. Diğer girdilerde, yani hem tohum, hem tarımsal ilaç, hem gübre, hem de akaryakıt fiyatları bu kadar artmışken çiftçi gerçekten mahsulünü sattığında giderlerini karşılayabilecek mi diye ciddi ciddi düşünüyor. Eğer bir tedbir alınmazsa önümüzdeki dönemlerde çiftçilerimizin bir kısmı toprağını ekip biçmekten vazgeçebilir. Bu da zaten çok yüksek olan gıda fiyatlarının daha da yükselmesi demektir ki arkasından sosyal patlamaların olması da beklenen bir şey demek herhalde abartılmaz. Dünden beri elektrik faturalarında da bir KDV indirimi olacak mı diye konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar, biz başından beri aslında sadece gıda fiyatları, sadece elektrik fiyatlarıyla ilgili değil, yani bunlardaki KDV ile ilgili değil. Genel anlamda Türkiye'nin 1980'li yıllardan beri takip ettiği vergi politikalarının yanlışlığını dile getirdik. 1983 yılında KDV ile tanıştık. O gün bugündür dolaylı vergilerin payı toplam vergi gelirlerinin içerisinde yükselmiştir ve ortalama olarak yani son 40 yılın ortalaması toplanan her 3 lira vergi yaklaşık 2 lirası dolaylı vergiler. KDV arkasından ÖTV arkasından özel iletişim vergisi, deprem vergisi adıyla geldi ve gelen her vergi kalıcı oldu. Ve şu anda insanlarımızın harcarken ödediği vergilerle kamu maliyesi oluyor. Bu ne demektir? Gelir dağılımındaki adaletsizliğin gittikçe daha fazla büyümesi demektir. Bu ne demektir? Verginin dar gelirliğinin sırtında olması demektir.
bizim hükümete önerimiz şudur. Sadece gıda maddelerindeki KDV'yi %8'den %1'e indirmek yetmez. Gıda başta olmak üzere. Bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu her bir madde, her neyse onlar, elektrik de buna dahildir. Bunlar tamamen vergiden arındırılmalıdır. Herhangi bir ürün satıldığında doğrudan doğruya tüketiciye yüklenen bir vergi yerine o malı üreten kişinin elde ettiği kazançtan ya da servet sahiplerinin biriktirdiği servetten vergi alır. Yani özcesi, açıkçası ve herkesin anlayabileceği bildiği ile söylemek gerekirse herkes gücüne göre vergi vermeli. Zaten geçinmekte zorlanan insanların sırtındaki vergi yükü kaldırılmalı. Vergiyi zenginler ödemeli. Elektrikle ilgili şikayetlerin sadece fiyat ile ilgili olmadığını söylüyor. Yakında elektrikle ilgili kapsamlı bir raporu kamuoyuyla ve basınla da paylaşacağız. Ama temas ettiğimiz vatandaşların dile getirdiği iddialar öyle yenilir yutulur cinsten değil. Elektrik dağıtım şirketlerinin yeterince denetlenmediği, hatta özellikle bölgemizde dokunulmaz olduğu yönde çok yaygın iddialar var. Mahkeme kararlarını bile uymak zorunda hissetmiyorlar diye iddia eden vatandaşlar var. Sayarsanız standart dışı olduğu, tüketimden çok daha fazlasını gösterdiği yönde iddialar var. Gerçekten bu iddialar doğru mu? Vatandaşın tüketiminden daha fazla bir fatura mı yazılıyor? Üretim ve dağıtım şirketlerinin arasında tedarikçi diye belirlenen şirkette ne kadar kar ediyor? Bunlar denetleniyor mu? Buna bir çözüm getirilecek mi? Biz de bu işin takipçisi olacağız ama o raporumuzu yayınladığımızda detaylı bir şekilde kamuoyu da bunu görecektir ki vatandaş gerçekten elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili çok ciddi iddialarda bulunuyor ve bu iddiaların üzerine gidilmezse ya da tahmin edici cevaplar verilmezse bu iddiaların tamamı ya da bu sonuçların sorumluluğu bütünüyle hükümete yüklenecektir. Buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla hükümete de duyurmuş olun. Hemen her bölgede karşılaştığımız şikayetlerden bir tanesi de sağlık hizmetleriyle ilgili. Özellikle bölgemizde sağlık hizmetlerinin kalitesi düştü. Hastanelerden randevu alınamadı. Hastanelere gidildiğinde yeterli bir hizmetin olmadığı, hizmet kalitesinin düşük olduğu sıklıkla dile getirilir oldu. Kamuda çalışan personelin özlük hakları ya da genel anlamda maaşların yetersizliği ya da çalışma şartlarının ağırlığından dolayı kamudan istifa edip özel sektöre hızlı bir geçişi kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmüş, çalışmaya devam edenlerin iş yükünü arttırmıştır. Vatandaşın şikayeti de buna paralel olarak artmıştır. Üç gündür Batman'dayız. Batman'da da ilk önce teşkilatımızla ilçe başkanlarımızla konuştuk. Her bir ilçemizin sorunlarını ayrı ayrı onlardan dinledik. Sonra merkezdeki muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlar da şehrin sorunlarını dile getirdiler. Aslında sorunların bazısı memleketin her tarafında görülen ve hemen herkesin şikayet ettiği sorun. İşsizlik, pahalılık. Ama bunun dışında yine bazı yerlerde belki çok fazla göze batmayan ya da çok fazla yaygınlaşmayan ama Batman'da hemen ağzını açan herkesin şikayet ettiği bir sorun daha var. Uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor. Hastalık vakaları artmış durumda. Vatandaş canından bezmiş. Kapılara ekstra kilitler takmak da çare olmaktan çıkmış. İşsizlik biraz önce söyledik Türkiye ortalamasının üzerinde. İhtimal ki bu sorunların hemen hepsinin arasında az veya çok bir bağlantı var. Yani eğer bir şehirde uyuşturucuya müptela olmuş gençlerin sayısı artarsa, krizi geldiğinde uyuşturucu bulamazsa hırsızlık da yapar, gasp da yapar,
anne babasını da gasp eder, sokakta yürüyen vatandaşın yolunu kesebilir. Eğer işsizlik artmışsa, hayat pahalılığı bu dereceye varmışsa, insanlar evine ekmek götüremiyorsa, kilit altında da kimsenin malı emniyette değildir. Topyekun bu sorunların birlikte ele alınıp bir kapsayıcı plan çerçevesinde toplumun bu sorunlarının bir an önce giderilmesi için çok ciddi tedbirlere başvurmak gerekir.